Biz bu malum günün 4. gününde Adıyaman bölgesine gittik. Biz bölgeye intikal ettiğimizde bizim sorumlu olduğumuz organizasyon valilik binasının önünde toplanmamızı gerektiriyordu. Şehre girdikten sonra ulaşımda öyle büyük sıkıntılar vardı ki çok ciddi kaos ortamı oluşmuştu. Bir sokağa giriyorsunuz, o sokak ortasında bir enkaz, sağ tarafa gidiyorsunuz. Biraz devam ettikten sonra başka bir yıkım gerçekleşmiş. Arka mahallelerde, ana caddeler dışında arka mahallelerde öyle büyük yıkımlar oluşmuştu ki bizim valilik binasına gitmemiz dahi 45 dakika, 1 saate mal oldu. Oraya gittikten sonra zaten deprem bölgesinde o afet yaşandıktan sonra 2 gün çok ciddi bir müdahalede bulunulamamıştı. Koordinasyon merkezi 3. günden itibaren bir oluşum içine girmiş. Daha çok yapılanmayı 3. günden sonra sağlamaya başlamıştı. Biz de 4. gün oradaki kaosu, karmaşayı gördük. Koordinasyon merkezinde çok farklı birimler yer alıyor tabii. Valiliğin temsilcisi, askeriyenin temsilcisi, Kızılay'ın, AFAD'ın ve diğer sivil toplum kuruluşlarının, belediyenin temsilcileri bulunuyordu. Bizim orada gördüğümüz şey, masa başında oturan insanların %80'inin birbirini tanımadığı, bir bölümünün de bölgeye hakim olmadığıydı. Mesela muhtarlara ulaşmamız bizim 1 gün sürdü. Onların hasar tespitlerini öğrenmemiz bir zaman geçirdi. Fakat şöyle bir gerçek var. Çok büyük bir yıkım gerçekleşti. 6 Şubat günü gerçekten milletimiz kara bir güne uyandı. Türkiye'nin dört bir yanından her türlü farklılığı, ayrışmayı bir kenara bırakıp insanlar oradaki yaşanan felakette yarayı biraz daha sarabilmek için canhıraş bir mücadele içine girdiler. Türk milleti bu konuda da gerçekten Avrupa'ya ve dünyaya ciddi örnek oldu. Hatta ben inanıyorum ki uzunca bir süre de bizim reflekslerimizi takip ettiler, tepkimizi ölçtüler ve Türk milletinin kenetlenmesi hem yardım konusunda hem arama kurtarma konusunda ciddi bir şekilde kenetlenmesi dünyaya da büyük bir örnek olmuştur ve belki bazılarını da tedirgin etmiş olabilir. Bundan sonraki ödevlerimiz çok fazla çünkü ne kadar hızlı refleksle hareket edip milletimiz yaraları sarsa da organizasyon becerimiz konusunda da büyük bir sınav verdik. Ve maalesef kayıplarımızın çok büyük bir bölümü önceden alınmayan tedbirler, yapı stoklarının incelenmemesi, 99 depreminden çıkarmamız gereken ciddi sonuçları çıkarmamış olmamız ve maalesef birçok birimimizin de bu konuyla ilgili sorumluluklarından kaçması olmuştur. 99 depremi Türkiye'yi yine derinden sarsan bir depremdi. Ben o zaman lisedeydim. İstanbul'da ikamet eden akrabalarımız, ulaşabilenler bize telefonla ulaşmıştı. O zaman cep telefonları da çok yaygın değildi. Zaten bütün şebekeler ve altyapılar da çökmüştü. Biz o depremin yaralarını sarmak için millet olarak çok mücadele ettik. Hatta o zamanın hükümeti ciddi tedbirler çıkartmıştı. Hatta hatırlarsanız deprem dedemiz vardı. Bizi depremlere karşı uyardı. Bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili de ciddi ödevler koymuştu önümüze. Fakat bu psikoloji bizim 2007 senesine kadar sürdü. 2007 senesinden sonra şehirlerde ciddi bir inşaat stoğu, yapı stoğu oluşmaya başladı. Belediyeler bunu biraz daha rant kapısı olarak gördüler. Biraz daha ranta dönüştürdüler. Müteahhitlerimizin daha fazla kenetlenmesi ve bu konuda daha tedbirli olmaları gerekirken, müteahhitlerimiz de biraz daha işi ekonomik boyutlarda gördüler. Biz maalesef 2007 yılından sonra Türkiye'nin ciddi bir deprem ülkesi olduğunu unuttuk. Bu ödevlerimizi yerine getirmedik. Yapı stoklarımızı kontrol etmedik. Kentsel dönüşümle ilgili ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyordu. Fakat kentsel dönüşümü sadece eski servisini tamamlamış binaların daha yeni konfor alanlarına dönüşülmesi için gerekli bir araç gibi gördük. Fakat oradan çıkartmadığımız dersleri bugün
alacak mıyız? Van'da deprem oldu, birçok şehrimizde seller oldu, sel afetleri oldu. Onların tabii yıkımları daha bugüne göre daha azdı. Onlardan da ders çıkartmadık. Bir gün bizim kapımıza geleceğini hiçbirimiz tahmin etmedik. Bundan sonrası için ciddi bir travma yaşadık millet olarak. Özellikle o ilde 10 tane ilde yaşayan vatandaşlarımız yıllar boyunca yaşadıkları bu felaketi unutabileceklerini zannetmiyorum. Çok büyük zayiatımız var, çok kaybımız var. Anneler, babalar, kardeşler, amcalar, akrabalar, eşler, dostlar canlarını kaybettiler. Hak ediyorlar mıydı? Hak etmiyorlardı. Hep bunun üzerinde bir kader gibi duruluyor. İnsanlar bunu kader gibi algılıyorlar. Fakat bu konuda ben şunu söyleyebilirim inşaat mühendisi olarak. Bölgede yaptığımız incelemelerde birçok yıkım olmuş olmasına rağmen yıkılan binaların yanında da sapasağlam ayakta duran binalarımız da vardı. Yani yönetmelik doğru takip edildiğinde, yapılar projelerine göre inşa edildiğinde deprem riskini çok ciddi bir şekilde azaltıyorsunuz. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey deprem değil, binalar öldürür. Bizim insanlarımız da maalesef ihmal kurbanı oldular. Ünye'nin kuruluşu tabii yani yapısal olarak yapısı da onun gelişimi 1980'li yıllardan sonra çok hızlı bir şekilde arttı. Ve biz nüfusun da artışıyla beraber çok hızlı bir gelişim sağlayan Türkiye'de nadir ilçelerden bir tanesiyiz. Fakat yerel yönetimlerin bırakın depremi şurada sel felaketiyle ilgili bile önceden bir çalışmaları olmadıklarını gördük. Bugün yapı stoğumuz çok fazla gelişti. Son 20 senede özellikle ciddi artışlar oldu. Fakat eski stoklarla ilgili herhangi bir veri tabanı oluşturulmadı. Şimdi kentsel dönüşümden bahsetmiştik. Kentsel dönüşüm yapılırken belediyenin ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün de desteğiyle şu anda yapı stoğunun tekrar incelenmesi, laboratuvar testlerinin, karat örneklerinin alınması, kolonlardan ve kirişlerden röntgenler çekilmesi ve bu yapı stoğunun yarınki bir depreme hazır olup olmadığının anlaşılması gerekir. Bugün bilmiyoruz. Bugün bizim için karanlık. Yarın böyle bir deprem Ünye'de gerçekleşirse nasıl sonuçlar oluşacak? Çok ciddi bir veri tabanımız olmadığı için buna reel bir cevap vermek de mümkün değil. Ancak şunu biliyoruz. Ünye'de yığmadan yapılıp da üzerine sonradan betonarme kat atılan çok binamız var. Özellikle şehir merkezinde, yerleşimin eski olduğu yerlerde çok binalarımız var. 99 depreminden sonra biraz bir düzelme olur gibi olmuştu. 2006'da yeni bir deprem yönetmeliği çıktı. O deprem yönetmeliği biraz daha şehirlerimizi bu tip afetlere hazırlar gibi oldu. Fakat kontrollerde ciddi sorunlar yaşadık. 2018 deprem yönetmeliğinden sonra daha sonra yapılan binalarda ciddi bir şekilde düzenleme olduğuna inanıyorum. Hem kontrolleri daha sıklaştırıldı biliyorsunuz yapı denetim sistemine geçildi. Düz donatıdan nervürlü donatıya dönüldü. Beton santrallerinin kullanımı arttı. Elle dökülen beton artık piyasadan kalktı yönetmelikle beraber. Bunlar ciddi bir gelişim sembolü oldular. Fakat eski binalarda ve kontrolünün yeterince yapılmayan binalarda risk oluştuğunu düşünüyorum. Fakat bir genelleme yapamam. Ancak şöyle bir tavsiye verebilirim mesleki anlamda. Şu anda belediyelerimizin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün vatandaşa destek olarak, bakanlığın hatta vatandaşa destek olarak belli şeylerde kolaylıklar sağlayıp, finansman desteği sağlayıp, insanların yaşadıkları evlerin herhangi bir deprem karşısında gösterecekleri performansla ilgili analizlerinin yapılmasında destek olmaları gerekir. Çünkü her ne kadar ünyemizde bir deprem felaketi yaşanmamış olsa da insanlarımız zaten birçoğu bölgeye gittiler. Bölgeye gitmeyenler televizyonlardan takip ettiler. Ciddi bir şekilde huzursuzluklar meydana geldi. Bizlere de telefon geliyor. İşte şu site güvenli midir? Şu binada herhangi bir deprem riski taşıyor muyuz? Binamızın deprem performansı ne olur gibi sorular geliyor. Buna
hep birlikte el atılmalı. Belediyelerin ve bakanlığın önce olması ve insanların bu taleplerinin bir şekilde onların bütçelerini de çok zorlanmayacağı şekillerde karşılanması gerekir. Bu yapılanma yapıldıktan sonra biz ancak bir sonuca varabiliriz. Fakat genel olarak değerlendirmem gerekirse ciddi bir deprem durumunda Ünye'deki yapıların çok depreme karşı çok iyi bir tepki vereceklerini düşünmüyorum.